Basketbolcu Semih Erden tarafından derneğinize toplam 10 tane tekerlekli sandalye hediye edildi. Bu süreç hakkında bizlere bilgilendirebilir misiniz? Bu süreç, bu rüyayla başlayan bir süreç. Ben yani futbola, basketbola çok fazla alakadar değilim. Yani çok insanları ve kişileri tanımıyorum. Bir akşam rüyamda bir isimle uyandım. Semih Eren diye kağıda not almıştım. Sabah da işe geldiğimde kim Semih Eren diye, çok sık rüya görmüyorum çünkü. Rüyanın akabinde Google'da yazdım, aradım. Semih Erden çıktı. Baktım basketbolcu. Allah Allah dedim. Instagram sayfasına girmek istedim. Biraz araştırdım kimdir nedir derken bu rüyadan sonra dedim ki ya belki önemli bir şey gelişmedir. Yani biraz şey olmak lazım dedim. Böyle kaderci ya da Allah tarafından bir şey. Ben niye bu kişiyi rüyamda gördüm diye. Instagram'da mesaj atmak istedim ama o kadar çok takipçisi vardı ki yani bize geri dönüş olacağını hiç düşünmedim. Ama dedim şansımı deneyeyim çünkü bu önemsedim rüyamı. Çok sık bir rüya görmediğim için. Yazdığımın ertesi günü Semih Bey'in menajeri aradı beni. Tabii çok inanılmaz heyecanlandım. Kalp atışlarım inanılmaz yükseldi. O da şaşkın olduğunu söyledi. Yani Semih Bey normalde Instagram mesajları o kadar yoğun ki de takipçi sayısı bakmaz, hepsini göremez ama nasıl denk geldiyse sizin mesajınızı okumuş ve size ulaşmamı istedi dedi. Ben numaramı falan bırakmıştım. Sonra konuştuk, ne eksiklerimiz var falan dediler. Biz de tekerlekli sandalye eksiğimiz olduğunu zaten talep etmiştim. Eksiğimiz var, bize yardımcı olur musunuz diye. Sağ olsun biz adeti de abartmadık zaten. İşte Semih Bey gönderiyor 50 tane 100 tane isteyelim demedik. 10 tane yeterli bize dedik. Bizi de kırmadılar, ikiletmediler. Biraz da araştırdılar sanırım. Çünkü doğal olarak hayır işleri yapan bir insan ve çok eminim suistimaller olmuştur. Kendimizi tanıttık. Kısa bir sürede de tekerlekli sandalyelerimizi bize gönderdi. Çocuklarımıza selamlarını ilettim. Biz onu burada görmeyi çok isterdik ama yoğun bir programı var. Sadece telefonla görüştük. Sandalyelerimizi de aldık. En kısa zamanda ihtiyaç sahiplerine zaten vereceğiz. İnanılmaz mutlu etti bizi. Hem buraya hem Semih Bey'in bu duyarlılığı, iyiliği, bu bizim derneğe bakış açısı konuştuk çünkü derneği değerlendirdik. Mutlu olduk. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Menajerine de teşekkür ediyoruz. Durum böyle gelişti bizde arkadaşlar. Sandalyeler geldikten sonra Semih Erden'le bir görüşmeniz oldu mu? Şöyle, menajeriyle ben irtibattayım aslında. Kendisiyle bizzat birebir bir görüntülü görüşmemiz olmadı. Bunu da talep etmiştik aslında. Çünkü bir iki üyemiz var, kendisini çok çok seviyor. Hani Semih Bey'den böyle bir kısa görüntü talep ettik ama o akşam işte maçı falan varmış. Muhtemelen müsait de olamadı. Ama dediğim gibi menajeri aracılığıyla irtibatta kaldık. Bol selamlarını aldık. Sağlıklı günlerde kullanılsın temennilerini aldık. Bu kadar. Sandalyeler ne yapılacak bu süreçte? Şöyle, şimdi biz bunları toplu halde verip toplu halde Semih Bey'e fotoğraf atmak isterdik ama bizim talepler peyderpey oluyor. Yani bazen ayda bir tane sandalye veriyoruz. Bazen iki tane veriyoruz. Elbette ki sandalye için talep çok ama biz değerlendiriyoruz bunları arkadaşlar. Yani her talebe buyurun gelin alın demiyoruz. Yani bunlar bize bağış gelen ürünler. Ve biz bağışçılarla da derneğe döndürüyoruz. Tekerlekli sandalye talepleri geldiğinde de bakıyoruz kişinin maddi durumuna bakıyoruz. Evine bakıyoruz. Gerçekten bunu alamayacak durumda mı ona bakıyoruz. Raporunu inceliyoruz. Hani manuel sandalyeyi neye göre kullanacak, kim kullanacak? Çünkü yani annesinin ayağı kırılmış. Geliyor bayan diyor ki banyoya götürüp getirmemek için sandalye istiyorum. Yani varsa elimizde geçici olarak veriyoruz. Onun dışında bu konuda çok hassasız. Yani dağıtmıyoruz kafamıza göre sandalye. Gerçek ihtiyaç sahiplerini tespit edip onlara veriyoruz.